geçken bu ellere gelmez olaydım. Le 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 ya. Seni bu hallerde görmez olaydım. Eyvallah arkadaşlar, teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, sevgili kardeşlerimiz. Kardelen TV ekranlarından Erzurum'umuzun gururu, Erzurum'un dünyaya açılan penceresinden Kardelen TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı dinletiler diliyorum. Biz Doğu'nun Sesi Erzurum Fasıl ekibi yine bugün evinize konuk olduk. Yine kardeşleriniz sizin sofranızda bilin. Ekranlarda bizi öyle görün, kardeşlerinizle hasbihal olur gibi çaylarınızı sizler içerken bizler türkülerimizi söylemeye başladık ve devam edeceğiz türkülerimize. Güzel güzel türkülerimiz, zaman zaman uzun hava, zaman zaman böyle eğlenceli neşeli türkülerimizle sizlerle oluyoruz. Kusurumuz da oluyorsa affola, ne diyeyim şimdi daha programın başında hemen sizlerden hatalarımız olursa özür dilemiş olayım ki hatalarımızı sizler de affedersiniz, görmeyesiniz. Tekrardan Erzurum'dan, Kardelen TV'den hepinize selamları gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Ekip arkadaşlarıma şöyle bir merhaba diyeceğim. Ondan sonra hemen çok güzelim bir türkümüz sırada. Güzel bir Erzurum türküsüyle başladık. Çok güzelim yine bir türkümüz sırada. Hemen onunla devam edeceğiz. Şöyle başta ritimde Fatih kardeşim, Fatih'cim merhaba, hoş geldin. Canım yine formundasın, maşallah, subhanallah. Benim arkadaşımın oğlu, çocukluk kardeşimin oğlu Fatih'cim. Babası benim Sezgin, çocukluk arkadaşımdır. Çok kaliteli bir babası vardır. Buradan babana da selamlar gönderiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Mehmet'im, seni anlatmaya gerek yok. Zaten ritimlerin kralı. Kardeşim pazurlar falan, maşallah, subhanallah. Mehmet'im hoş geldin. Seviyorum seni canım benim. Yine hemen Mehmet'imin yanında diğer Mehmet'im var. Meyde üstadımız, nefesli üstadımız. Mehmet iyisin inşallah kardeşim. Bugün bize nefesi de eşlik edecek kardeşim. Her zaman olduğu gibi yine bir diğer nefesimizde Sezgin Sezer kardeşim var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi.
İnşallah yine eşe, dostu, akrabalara türkü armağan edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Eyvallah. Bağlama üstadımız yine her zaman olduğu gibi Çetin Sezen kardeşim. Çetin nasılsın? İmaj maşallah, sübhanallah. Sen de benim gibi geç yaşlanacaksın gibi. Aslında içeriden yaşlanıyoruz da saçlar biraz... Bana hiç kimse inanmıyor. Sevgili dostlarım, vallahi bak bunu yemin ediyorum. Eşim dostum bazen böyle şey yapıyorlar. Yakın tanıyanlar biliyor da. Böyle arada sırada görüştüklerimi sanıyorlar saç baş boyuyorum. Vallahi öyle bir şeyim yok benim. Ben orijinal taraf bile saçıma vurmuyorum. Benim Allah ne vermişse onunla yetiniyorum. Çetin de biraz 50'li yaşlarda öyle olacaksın gibi. Yakup'cum nasılsın canım? İyi abi, teşekkür ederim. Sana. İyisin. İyi abi. Eyvallah. Türkülere hemen başlayalım. Ne dersin? Aynen abi. Aynen. Başlayalım. Sezgin hocam çok güzel bir türkü var sırada. Nasıl methedeyim? Benim ta böyle gençlik yıllarımda aşık olduğum bir türküydü. Aklıma her geldiğinde de söylüyorum. Umarım izleyenlerimiz de beğenirler. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? Thank you.
Eyvallah arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok hoş bir türkü. Sezgin, ben bu türküyü çok seviyorum. Böyle gençlik yıllarımda da duymuştum. Oradan belki, hatta bir şey Çetin, belki sen hatırlarsın. Bir anısı da aklımda, Mehmet de hatırlar. İstanbul'da bizim çok değerli bir ablamız var. Neşe abla diye bir ablamız. İsmi Neşe abla. Buradan da eğer izliyorsa ona selamlar, sevgiler olsun. Ta geçmiş yıllarda biz ona çok programlar yaptık. Allah razı olsun. İstanbul'da da ne arzum olsa arıyorum. Hemen yerine getiriyor. Yıllar önce bu türküyü Sezgin, ona bir gün bir denkleştik bir programda. Böyle işte topluluğa bu türküyü okudum. Türkü bittikten sonra Neşe ablam dedi ki, ya dedi, bu türküyü yazanı tanımak isterdim. Dedim niye abla? Ya dedi, o ne duygularla yazmış, karşıdaki kişide ne göz varmış öyle. Dünyayı, İzmir'i, Konya'yı, Erzurum'u hepsini ona feda ediyor. Acayip bir göz varmış. Onun için böyle de bir anısı da var, hiç unutmuyorum. Yani bu biraz herhalde öyle değil diye ben şey yapıyorum. Orada ben demedim de öyle değil, yok. O ayrı bir türkü. Neyse, güzel bir türkü. İnşallah dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de beğenmiştir. Ne diyeyim, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Yakup, var mı sırada bir türkün? Yine mi ben? Peki, olsun. Büyüklere hürmet, Allah'ın emri diyorsun. Allah'ın emri. Burada Mehmet'im, ağırlık sende olacak. Bir uzun hava okuyayım. Değme benim bu sineme. Geçti benden, geçti benden. Buyur. Parçayı özellikle batıda yaşayan dostlara armağan etmek istiyorum. Ahmet Önal abimiz var, Kocaeli'de yaşıyor, vakıf başkanı. Ahmet başkanıma bu türkü özellikle ben Erzurum'dan, Doğu'nun Sesi Erzurum Fasıl ekibi adına takdim etmek istiyorum, okumak istiyorum. Çünkü kendisi bizleri çokça batıya gittik, dinledi. Bir dostluğumuz, abi kardeş ilişkimiz var. Ona özellikle bu parçayı ben armağan etmek istiyorum. Aslında farklı bir türkü var, onu çok seviyor da. Benim aklıma bu geldi, Ahmet Başkanım özür dilerim. Onun için sana Murat Çobanoğlu'nun bir uzun havası. Onun gibi okuyamam ama elimden geldiği kadar becermeye çalışacağım. Değme benim bu sineme, geçti benden. Buyur. Torunlarım deli de
dertlere köprü oldum. Zalimle mert geçti benden, oy geçti benden. 20. asırın sonuna geldik. Oğlu baba kızı ana bilmiyor. Meyhaneler doldu, cami boşaldı. Meyhaneler doldu, cami boşaldı. Hafız namaz koca dua bilmiyor. Vallah bilmiyor, bile bilmiyor. Meyhaneler doldu, cami boşaldı. Arkadaşlar teşekkür çok ederim. Mehmet herhalde becerdim. Yani ufak tefek sıyrıklarla Sezgin ne dersin? Sevgili izleyenlerim inşallah sizler beğenmiştirirsiniz. Ben uzun havayı söylemeyi zaten çok seviyorum. Becerir becermem onu bilmiyorum ama ben uzun havayı çok seviyorum. Dinlemesini de söylemesini de Çobanoğlu da rahmetli Allah rahmet eylesin. Öyle şey yazmış öyle hele bunun başka sözleri de var da Sezgin burada okuyamam. İki kıtası daha var. Yani vallahi cidden nasihat, öğüt, örf, adet. Yani dinimiz, memleketimiz, yaşantımız hepsine böyle nokta nokta işlemiş bu türkünün. Ben böyle iki kıtasını okudum. Yoksa çok güzel işlemiş Allah rahmet eylesin. İşte sanatçı onlardı. Kültür insanı onlardı. Toplum insanı onlardı daha doğrusu. Böyle insanlardı Allah rahmet eylesin. Şimdi bizler bu şeyleri çok yıktık, çok değiştirdik. Onun için ben kendi adıma da üzülüyorum. Elimden geldiği kadar da bunu ben işleyeceğim. Yani kimse de kusura bakmasın. Bana kızanlar olabilir ama türkülerin arıyla, edebiyle, namusuyla çok oynadık. İnşallah oynamayız. Çok güzel türküler yazmışlar. Abi yani. Evet. Yakup, burada sana döneceğim. Evet abi. Güzel bir türkü var mı? Var abi. Var diyorsun. O zaman hemen izleyenlerimize armağan et onu. Şöyle düz daraya yapabilir miyiz? Şey mikrofonla konuş Yakup'cum. Buna konuş. Buradan alıyor zaten. Düz daraya. Bu yaşayan ben de buradan Bursa'da bulunan dayılarıma. Yani burada beni bütün sever insanlarıma armağan olsun. Hadi bakalım gençler. Doksan dokuz yârem var.
hala gönlüm senle. Düzledir yar, düzledir yar, zülfün düzledir. Nice güzeller sevdim, hala gönlüm senle. Seni sevdiğim zaman bütün sevenler. Eyvallah Yakup'cum. Yüreğine sağlık canım benim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü, çok işten bir türkü. Sen de işten okudun. Okudum, eyvallah. Süper okudun. Eyvallah. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Öyle diyeceğiz ama güzel okudun. Bence çok güzel okudun. Sen beğenmişsin ama herkes. Sizlerin de ellerine sağlık. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi güzel bir sırada türkü var Çetin. Böyle rahmetli Seyfettin Sucu'nun eseri bu. Ama çok sanatçı abilerimden duydum. İşte Nur Sesi Güzel, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay bunu çok söylediler. Zılgıt çal, türkü söyle. Bunu böyle elimizden geldiği kadar becerebildiğimiz kadar okumak istiyor. Hiç de okumadık bunu. İlk defa okuyacağız arkadaşlar. Peşine de yine aklıma güzel bir türkü geldi. Hele Meyrem Meyrem. O da Güneydoğu türküsü. Onu da peş peşe bağlarız inşallah. Ortaya güzel bir şey çıkmış olur. Bunu özür dilerim. Bu neşeli türkülerimizde yine Kocaeli aklıma geldi. Kocaeli'de çok dostum, arkadaşım çok, binlerce var. Hepsine buradan özel selamlarımı gönderiyorum. Narmanlı kardeşim Yener Tok'ta bir ayrı dostumuz, ayrı arkadaşımız. Allah razı olsun. Tekin abi olsun, Necdet abi olsun, işte aklıma gelen Ahmet abi olsun. Bunlar çok değerli dostlarımız. Orada Erzurum'u çok güzel yaşıyor ve yaşatıyorlar. Yener Tok'a da özel böyle armağanım olsun bu türküler. Kardeşler hemen de başlayabiliriz. Kocaeli demişken, Kocaeli'nin de ben amcam çocuklarına armağan ediyorum. Onlara da selam olsun. Buyurun. Sen beni sevsen ne var? Üzülüp ağlar mıydın? Lele
le 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 yar, le 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 yar, bana bir hal olan da sen beni sevsen ne var? Hele meyrem meyrem meyrem, tele meyrem meyrem meyrem, eller gınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem, eller gınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Dama vurdum bir tepik, damın duvarı kerpik. Kız ben seni alacağım da korkarım çoban öpük. Yar ben seni alacağım da korkarım çoban öpük. Hele meyrem meyrem meyrem, tele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Başında fıtırak, gelin kızlar oturak, oturmaktan ne çıkar da güve yollar kurtulak. Hele meyrem meyrem meyrem, tele meyrem meyrem meyrem, eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem, eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Başında baca var, bacada karınca var. Çalınsın da vuzurla da mehlemizde düğün var. Çalınsın da vuzurla da mehlemizde düğün var. Hele meyrem meyrem meyrem, tele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Meyrem meyrem meyrem, tele meyrem meyrem meyrem, eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem, eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem. Oh be. Eyvallah arkadaşlar, işim açıldı ya. Vallahi anlamadı abi ya. Sezgin iyiydi herhalde değil mi? Vallahi güzel oldu. Süper oldu arkadaşlar. Sizin de ellerinize sağlık. Yani ritimler on numaraydı. Şimdi arkadaşlar, sırada yine benim çok söylediğim Ağlama Maralım diye bir türkümüz var ya, onu okuyacağım. Yalnız bunu ekip arkadaşlarıma zaten hep armağan ediyorum ama kameraman arkadaşlarımız da bizim ekip arkadaşlarımız. Değil mi Muhittin kardeşim? Yani sizlerin emeği inkar edilmez. Onun için Ağlama Maralım'ı ben özellikle Kardelen TV çalışanlarının hepsine, özellikle de Muhittin kardeşime armağan edeceğim. Ağlama Maralım, ama peşine de yine aynı tarz bir türkü geldi aklıma. Niye çattın kaşlarını? Bunu da Çetin, özür dilerim, yine armağan edeceğim yerler var. Aydın Didim'de Mehmet biz gittik, biliyorsun Ragıp abi. Aydın Didim'de çok güzel Erzurumlu abilerimiz var, hemşerilerimiz var. Ama Ragıp'la ayrı bir dostluğum, arkadaşlığım var. Sık sık telefonda konuşuyorum. Mehmet, biz gittiğimizde bir oğlu vardı, çok küçüktü. Evet. Şimdi böyle bayağı bir delikanlı moduna girmiş. Yemin ediyor ki vallahi diyor, Yaşar diyor, bizi artık bıktırma noktasına geldi. Yatanda Yaşar Aytan, kakanda Yaşar Aytan, sofrada Yaşar Aytan. Diyor Kardelen'de buldu, bulmadı. Vallahi yatağa giriyor diyor, internetten açıyor. Yaşar Aytan'ı dinliyor, sonra yatıyor. Onun için yeğenim seni öpüyorum. Bu türküyü sana, ailene, Ragıp abi, senin çoluk çocuğa herkes armağan ediyorum. Ama özellikle yeğenime armağan ediyorum Ragıp abi. Senden çok yeğenime gelsin ve kameraman arkadaşlarıma gelsin. Ağlama Maralım, buyurun. Thank you.
Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur sil gözyaşını da gidelim. Gönül vurgunu yam yaram çok derin, ne olur sil gözyaşını da gidelim. Ağlama maralım, Allah
Allah'ım kimseye ağlatmasın. Allah'ım kimsenin gözünün yaşını yere düşürmesin. Ama güzel de bir türkü. Muhittin kardeş beğendik mi? İyiydi diyorsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, tekrardan Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan hepinize selamlar, sevgilerimizi gönderelim. Erzurum vallahi yaşanması gereken, yaşanılır en mükemmel illerimizden biri. Türkiye'mizin her tarafı müthiş, süper. Ben her yere gidiyorum, görüyorum. Her tarafımız süper ama Erzurum yani biraz daha güzel, biraz daha özel. Yani Erzurum'umuzun anlatmayla bitmez. İşte bir Palandöken'imiz var, ne diyeyim, sezon açıldı. Daha doğrusu tam da açılmadı ama açılmak üzere. Bugünler herhalde kar yağış artık yağar. Yani şunu diyeyim, halen daha bugün olmuş, Erzurum'un ovada halen daha kar yok. Sevgili dostlar, batıda yaşayanlar bilin. Dağımızda, Palandöken'imizde, dağlarımızda var ama henüz ovada yok. Ama sanki bugünler yağacak gibi gözüküyor. Hepinizi ben Palandöken'imize davet ediyorum. Bak yani Erzurumlu olup olmayan herkes gelsin. Vallahi bu zevki tatsın. Anlatmayla bitmez. Ama oradan da her programda diyorum, şehrimize de mutlaka inin. Sadece Palandöken'de kalmayın. İşte inin çarşımızı, pazarımızı, kültürümüzü, insanlarımızı da bir tanıyın. Tanımakta fayda var. Ön yargılı olmasınız en azından. Onun için tanımanızı ben arzu ederim. Evet. Çetin kardeş. Sözlere nokta koyayım mı? Yine hareketli. Hareketli deliyor. Aklıma yine niye çattın kaşlarını demiştim bu türkünün peşine. Aynen. O türküyü de okumak istiyorum arkadaşlar. Söz sizde, ne diyeyim? Buyurun. Dünya malına
yandım aşkın narına. Meyletmem dünya malına, ben ölürsem arkadaşlar, sağ olun. Teşekkürler. Benim özel türkülerim bunlar. Mehmet, ben bu türküleri çok seviyorum kardeş. Bunu yazan da başta yani, çok çatmış değil mi? Yani ama güzel türkü. Yani, yazan da güzel yazmış. Yakup, senden bir tane türkü isteyeyim ben. Ya birden aklıma geldi. Kozalı Gelin. Olur abi. Evet olur abi. Vallahi öyle birden aklıma geldi. İşten mi geldi böyle? Böyle işten geldi. Çok da güzel bir türkü. Kapan bir Kozalı Gelin oku bize abi. Ve izleyenlerimize kardeş. Bütün izleyenlerimiz olsun. Aynen. Karadeniz bölgemize de armağan edelim. Karadeniz bölgesine komple armağan edelim bu türküyü. Böyle bölge bölge, zaman zaman ilçeler, zaman zaman bölgeler armağan edelim. Arkadaşlar sizdeyiz. Buyurun. Sakladın, verdiğin sana.
hatırdan gönülden çıkarma beni. Hatırdan gönülden çıkarma beni. Vay beni, beni yaralar beni. Gece uyutma yar, sevdalar beni. Gece uyutma yar, sevdalar beni. Eyvallah. Teşekkürler Yakup. Bir anda aklıma geldi ama iyi ki de geldi. Güzel bir türkü, çok güzel bir türkü. Haftaya inşallah. Haftaya yine söyle. Tabii haftaya söyleteceğim. Kaybediyorum. Mehmet'im aslında söyletmek isterdim de programımızın sonuna geldik. Kardeş. Aynen. Çok güzel iki tane hareketli türkü kafamda yazmışım. Onlarla veda edeceğiz. Ben veda konuşmamı yapayım. Ondan sonra hemen geçelim hareketliler. Sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerimiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünlük buraya kadar aslında sırada hareketli, neşeli bir iki tane türkümüz var. Onlarla final yapacağız ama veda konuşmamı yapayım. Hepiniz Allah'ıma emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Şurada şunu bir ifade edeyim. Sesim kime ulaşıyorsa, kimler beni dinliyorsa, ekran başında olan herkes. Ama bugün, ama hafta içerisinde tekrarlarımızı izlerken veya ne zaman bu sesimi duyan olursa o zaman şu duayı yapsın lütfen. Biliyorsunuz Doğu'da, Kuzey Irak'ta, işte Suriye'de ordumuz böyle bir antrenman içerisinde. Bazıları bir şeyler diyor da aslında öyle bir şey yok. Benim ordum savaş bir ülkeyle yapar. Onun için orada antrenman yapıyor itle köpekle. Mehmetçiğimize, askerimize, polisimize, herkesten bir dua istiyorum. İnşallah Rabbim ayağına taş değdirmeden Mehmetçiğimizi orada başarılı bir şekilde başarılı kılar ve memleketimize dönmeyi nasip eder. Yani ne diyeyim, bu orduya yan bakanın Allah gözlerini kör etsin. Bu vatana hainlik edenin Allah gözlerini kör etsin. Ben kusura bakmayın, belki benim işim türkü söylemek ama bunları da dile tabii ki getireceğiz. İşte Kardelen TV'miz burada da öne çıkıyor. İşte sesimiz daha dünyaya gitti. Allah kendilerinden razı olsun. Ne diyeyim, Mehmetçiğimize duayı unutmayın. Bizlere de dua edin. Bizler kardeşleriniz, evinize misafir olduk. Sofranızı bizle paylaşmış gibi görün bizi. İnşallah bir gün çay içmeye de davet edersiniz bu kardeşleri. Efendim yakında herhalde Batı'da yine bir bazı programlarımız var. İnşallah yakında Batı'daki dostlarla görüşeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'ıma emanet ediyorum. Eşe dosta herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sırada hareketli türkü var ama. Baştaki Mısto. Mısto diye de çok eski güzel bir türkü var. Geçen iş yerinde konuşuyoruz. Benim iş yerinde bir Mustafa diye arkadaş var, dedi ki ya bize niye türkü armağan etmiyorsun? O anda aklıma geldi. O dedi Mustafa, vallahi Mustafa diye bir türkü var, onu sana armağan edeceğim. Mustafa kardeş, sana, atölyende çalışan bütün arkadaşlara ve yardımcı atölyeler bölümüne de bu parça armağan olsun. Ne diyeyim, hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mehmetçik demişken benim de iki tane uzman arkadaşım var. Eldi ve İbrahim kardeşime de armağan olsun. Onlara da armağan olsun. Onlara da selamlar, sevgiler olsun. Malatya'daki akrabalarıma selamlar olsun. Mısto gider pazarayla veda ediyoruz. Peşine bir türkü daha var ama iki türküyle veda ediyoruz. Hoşça kalınız. Oh,
ah le 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 mızdam. Köstegi var belinde ah le 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 mızdam. Onu bana yar eyle ah le 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 mızdam. Mevlam günün birinde ah le 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 mızdam. Le mızdam, le mızdam ah le 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 mızdam. Le mızdam, le mızdam ah le 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 mızdam. Ah le 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 mızdam, 12 kızın dilege. Ah le 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 mızdam, gelir geçer mehlede. Ah le 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 mızdam, sızlar kızların yüreği. Ah le 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 mızdam, le mızdam, le mızdam. Ah le 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 mızdam, le mızdam, le mızdam. Ah le 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 mızdam. Canım hamamdan gelmiş öptüm yanaklarını. Hanım kızlar kızlar, canım kızlar kızlar. Bezenmiş güle gider elma yanaklı kızlar. Hanım kızlar kızlar, canım kızlar kızlar. Bezenmiş güle gider elma yanaklı kızlar. Zaten bende tanırlar.